Fetih suresinin tefsirine göre Hazreti Peygamber hangi günahları işledi ki böyle deniyor? Nasıl deniyor? Şöyle deniyor. Soru bu kadar da. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina li yaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma ta'akhara ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima. Sadakallahu lazim. Allah böyle diyor Fetih suresinin baş tarafında. İnna fetahna leke fethen Bak gördün mü biz sana nasıl ap açık bir fetih verdik. Nedir o fetih aslında? Bazı Müslümanların olur mu böyle şey ya Resulallah deme cüretini gösterdikleri Hudeybiye anlaşmasıdır. O bir fetihtir. Bu da çok anlamlıdır. Bu sorulmuyor ama yani bir sulh anlaşması arkasından Mekke'nin fethi gelecek. Mekke'nin fethine büyük fetih denmiyor da, apaçık fetih denmiyor da, sulh anlaşmasına fetih deniyor. Açı, apaçık fetih deniyor. Demek ki önemli olan savaş değil, önemli olan vurma kırma değil, önemli olan sulhla efendim dünyayı fethetme. Savaşma öldürme değil anlamı da çıkıyor bundan o bir tarafa. Şimdi orada diyor ki, Böyle yaptık ki Allah senin gelmiş gelecek bütün ne günahlarını affetsin. Ve yehdiye kesiratın müstakima ve artık ondan sonra müstakim bir yol üzere hidayette olarak hayatını sürdüresin. Bunun tabi başka tarafları var. Burada sorulan şey yani Resulullah'ın gelmiş gelecek günahları mı vardı ki Allah senin gelmiş geçmiş geç, gelecek bütün günahlarını Affetsin, affetmek için böyle bir fetih verdi sana demiş olsun. Elbette peygamberler masumdurlar. Yani ismet sıfatına sahiptirler. Yani günah işlemekten korunmuşturlar. Öyleyse bunlar e, yani buradaki Resulullah'ın günahının affı ne anlama geliyor? Öncelikle şunu söyleyelim diyor müfessirler. Bir defa, Arapçada veya Kur'an dilinde, Kur'an dilini tam Arapça olarak da bugünkü Arapça ile hele tam olarak e, göre, aynı, aynı göremezsiniz. Zemb kelimesi ile isim kelimesi farklı farklı şeylerdir. İkisini, ikisini de Türkçe'ye günah diye tercüme etmek zorundasınız. Başka karşılığı yok. Ama zemb kelimesi li Allahu leke deme min zembike, min ismike demiyor. Min zembike, zembini zemb demek İnsanların farkında olmadan da yapmış oldukları hatalar zemptirler. Ama isim değildirler. İsim denen günah bilinçli bir şekilde yapılan yanlışlardır. Bilinçli bir şekilde yapılan günahlardır. Resulullah'a isim nispet edilmiyor da zemp nispet ediliyor. Önce bunu bilelim. Bunu anlamış olalım. Bundan dolayı mesela Fahrettin Razi diyor ki e, muhtemelen bu ee, en iyisini bırakıp da iyisini yapma şeklinde olmuş olabilir. Mesela Bedir e, Harbi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konaklıyor, uyarılıyor kendisi Habe Efendilerimiz tarafından. Ya Resulallah burada konaklamanızı size Allah mı söyledi yoksa sizin kendi görüşünüz mü? Ben kendi görüşüm diyor. Öyleyse burada olmayalım ya Resulallah. Burada olmayalım çünkü işte filan karşı taraf gelir şu kuyuyu tutarlarsa ondan sonra işimiz zor olur. Savaş uzun sürerse su alamayız ve susuzluktan mahvoluruz diyor. Resulullah da onlara uyuyor. Böyle en iyisini bırakıp da iyisini yapma. Yani onun yaptığı şey Efendimizin yanlış değil. Bir kumandan olarak bir komutan olarak oraya değil de buraya konu, konuşlandırmış. Efendim işte ak tütün ee, nedir karakolunda olduğu gibi burada bir yanlış yapılmamış ama belki en iyisi yapılmamış en iyisi başka yerde olmasıydı bunun dolayısıyla o en iyisini değil de iyisini yapmış olma Allah'a göre bir hata sayılabilir Allah'a göre bir zemp sayılabilir Allah onu, onu da öbürlerini de affeder. Veya Tebük seferinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir takım insanlara, mazeret gösteren insanlara savaşa çıkmamak için tamam istemiyorsanız gelmeyin diye izin vermiş. Allah da uyarmış Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem anke lehum. Allah seni affetsin. Niçin bu adamlara izin verdin? Bunların niyeti bozuk anlamında. Burada olduğu gibi böyle en iyi Olan ve olması gereken bir şey vardı. Efendimiz de bir an beşer vasfıyla onu değil de bunu yapıyor. İşte bu kabil şeyler zemb olabilir. Bunlardan dolayı e, Allah onu e, bunları da affetmiştir anlamında alınabilir bu. Hatta yani gelecek filan denmiş olması da bir ifade olarak gelmiş geçmiş bütün filan derler böyle bir mübalağa ifadesi olarak veyahut da diyor ki mesela yine razı diyor ki şu da mümkündür yani şu da mümkündür. Peygamberler büyük günahlardan masun ve masumdurlar. Korunmuşturlar Allah tarafından. Ama peygamberlerden sahair yani küçük bir takım hatalar zemp denen bir takım şeyler sadır olmaz. Onlar böyle bir şey yapmazlar Kanaati de genel bir kanaat değildir. Bazı insanlara göre, bazılarına göre, bazı anlayışlarına göre peygamberler de beşer olma vasfıyla, vasıflarıyla baş başa kaldıklarında bazen küçük bir takım hatalar yapabilirler. Dolayısıyla işte onları da Allah affetmiştir. E affedilmişse Efendimiz S.A.V. bütün hataları affedilmiş olur. Bunu böyle anlamak lazım.